Bunu çok net söylüyorum şu ana kadar denediğim en aptalca şey olabilir. Merhaba. 2020 yılım çok verimsiz geçti. O yüzden 2021'i biraz daha verimli geçirebilmek adına yeni bir projeye giriştim. Bu proje dahilinde her hafta yeni bir şey öğreniyorum. Ve haftanın bitiminde bu öğrendiğim yetenek üzerinden sınava tabi tutuluyorum ki ne kadar kendimi geliştirdiğimi görebilmek için. Bu hafta üçüncü hafta oluyor. Birinci haftada Hintçe öğrendim. İkinci haftada Gordon Ramsay'nin yumurta tekniğini öğrendim. Videoları izlemediyseniz diye yukarıya kart koyacağım, oradan bakabilirsiniz. Bu hafta da müzikle alakalı bir şeyler yapmak istedim. Biliyorum ki bir enstrümanı bir haftada öğrenmek mümkün değil. İnsanlar hayatlarını alıyorlar buna nasıl olsa. Bu yüzden beklentilerimi yüksek tutmuyorum. Sadece bir hafta içinde bir giriş yapmak ve belli bir miktar yol kat etmek amacım. Enstrüman olarak piyanoyu seçeceğim. Şu ana kadar hiç piyano ile bir deneyimim olmadı. Müzikle alakalı deneyimimden bahsedecek olursam yaklaşık 7 yaşından yaklaşık liseye gelene kadar keman çaldım. Sonra lisede müzik bölümünün sınavına girip fagot bölümüne yerleştirildim keman yerine. Ancak fagotu çok sevmediğim için bir dönem sonra bıraktım. Sonrasında kitapçılardan, kütüphaneden ve internetten edindiğim kaynaklar üzerinden müzik teorisi öğrenmeye başladım. Yani keman çalarken de bir miktar müzik teorisi öğreniyorsunuz ister istemez ama daha formal bir şekilde işte kitaplar üzerinden öğrenmiş oldum. Ve ufak tefek böyle kendim bir şeyler yazmaya çalışmaya başladım. Ama dediğim gibi piyano çalmakla alakalı hiçbir deneyimim yok şu ana kadar. Ve bu hafta ile ilgili bir şey. Bu haftaki bu challenge'ım bir hafta sürmeyecek. Sadece 4 gün sürecek. Çünkü bir arkadaşımın orgu var odasında ve kendisi 4 günlüğüne şehir dışında olacak. O yüzden o 4 günü onun odasında orgunu kullanarak geçireceğim. Peki bir haftanın sonunda yani 4 günün sonunda gireceğim sınav ne olacak? Bu 4 günün sonunda basit bir parçayı çıkarmış olmayı hedefliyorum. Ve 2 tane arkadaşıma bu parçayı çalacağım. Ufak bir konser tarzında. Ama maalesef ki korona kuralları gereği ikisiyle aynı anda odada bulamıyorum. O yüzden canlı yayınla gerçekleştiriyor olacağım bu şeyi. Ve bu yüzden ekstradan kaydetmeme de gerek kalmayacak. Sadece canlı yayının görüntüsünü sizlerle paylaşacağım. Parça olarak da Beethoven'ın Führerliyesi'ni ilk bölümünü çalmaya çalışacağım. Ne kadar zorlanacağımı kestiremiyorum aşağı yukarı. O yüzden tamamını çıkarmaya girişmeyi göze alamıyorum. O yüzden sadece ilk moment'ıyla uğraşıyor olacağım. Aşağıdan abone olabilirsiniz. Şimdi eksi 11 derecede karlı havaya tişörtle çıkacağım. Çok soğuk, çok soğuk. Eksi 11 derece. Hayatımdaki gördüğüm en düşük derece. Futurama izliyordum ve böyle bir sahneyle karşılaştım. Birinci günden merhabalar. Geç oldu ama başlayacağım. Dediğim gibi bu hafta sadece 4 günüm var. O yüzden olabildiği kadar. Bakalım. Gördüğünüz üzere dışarısı karlı. Çok güzel bir manzara var o yüzden. Hadi bakalım. Şu ana kadar ne yaptığımdan bahsedeyim. Biraz tuş basmaya alışmaya çalıştım. Çünkü dediğim gibi piyano çalmadım daha önce. Hedefim daha önce de söylediğim gibi Für Elise'nin ilk movement'ını çalabiliyor hale gelmek. Kulaktan biraz sağ el kısmını çıkarmaya başladım melodisini. Böyle bir şey. Sağ sol el koordinasyonu nasıl çalışıyor piyanoda bir fikrim yok çok. Yani kemanda daha straightforward gelişen bir şey. Çünkü bir eliniz yani bir eliniz bu hareketi yaparken öbür eliniz olması gereken yere basıyor. Piyanoda iki eliniz de aynı şeyi farklı şekillerde yapıyor. O yüzden o koordinasyonu nasıl geliştireceğimi bilmiyorum şu anda. Bakın göreceğiz. Sağ eli hala kulaktan çıkarmaya çalışıyorum. Şu an şöyle aşağı yukarı.
piyanoda da Hristiyan grubu şey ilahi söylüyor. Ben de böyle piyano çalışıyorum. Değişik. Işığı açmıyorum. Duyuyorsunuzdur belki. Şu an aşağı yukarı böyle. Bir yandan yanlışlıkla Amerika Milli Marşı'nı çıkardım. Aşağı yukarı şu an bu. Ama en azından bir gün içime gelişme kaydettiğimi düşünüyorum. Daha yavaş. Sakin sakin. Yavaş olmak lazım da. İkinci günden beri böyle derslerim olduğu için çok zaman ayıramıyorum maalesef ama biraz yavaş yavaş oluyor. Bakalım. Bugün internetten gördüğüm birkaç yani piyanoya giriş antrenmanının üzerinde durmayı planlıyorum. Üzerine zamanım kalırsa gene Fiorelize'ye bakacağım. O şekilde. Fiorelize'ye gelecek olursak şu ana kadar fena gitmiyor. Sol elde basılan akorların da bir kısmını kulaktan çıkardım. Kalanlarını da internetten baktım. Şu noktadan sonra birinci moment'ın kalan kısmına bakmaya başlayacağım. Şu ana kadar sırf bu kısmına bakıyorum. Göreceğiz. Merhaba, geri kalanında da azıcık ilerleme kaydettim. Çok çok azıcık ama şimdi dersim var, o yüzden o derse gitmem gerekiyor. Akşama vaktim olursa tekrar biraz daha pratik yapmaya çalışacağım. Ve 4 günün yarısını tamamlamış olacağım. Herhangi bir planım ya da beklentim yoktu. İşte şu kadar ilerlemiş olmalıyım ikinci günde yarı noktaya geldiğim dediği ama umarım ki yarına birinci movement'ı çıkarmayı bitiririm ki pratik yapmaya başlayayım dördüncü günkü konser için. Halen daha oldukça yavaş çalıyorum ama melodinin azıcık kulağa geliyor olması çok hoşuma gidiyor. Tekrardan merhabalar. Ders çıkışı geri geldim dediğim gibi. Şimdi biraz daha bir şeyler deniyorum. Yani devam ettirmeye çalışıyorum. Bir sabah daha beraberiz. Sabahın köründe dersim vardı. O yüzden sabahın köründe uyandım. Şimdi öğle yemeğinden önce biraz çalışayım diyorum. Bakalım. Böyle tuhaf bir sıkıntı var. Ne çalmam gerektiğini düşündüğümde çalamıyorum.
Yani çıkması gereken notanın farkındayım ve kas hafızasıyla yaklaşık olarak nereye bastığımda o notanın çıkması gerektiğini aşağı yukarı sezebiliyorum ama bakarak ve tuşlara bakarak ve düşünerek yapmaya çalıştığımda olmuyor. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş çıkıyor. Bunun üzerine daha da uğraşacağım şimdi. Bildiğiniz gibi sadece 4 günüm vardı. O yüzden amacım hızlı çalmak değil, düzgün çalmak. Neden yavaş, sakin sakin deniyorum. Şey çok komik geliyor. Yoruldukça gerçekten yorulduğunuzu belli ediyorsunuz çalarken de. Dördüncü ve son günden merhaba. Sınavım öncesi son çalışmam sayılır bu. Birazdan sınava başlayacağız. Şimdi sınav formatı bildiğiniz üzere canlı yayın şeklinde olacak ve iki tane arkadaşım canlı olarak izliyor olacaklar. Korona nedeniyle maalesef ki aynı odada bulunamıyoruz. O yüzden böyle bir çözüm bulduk. Yani son pratik seferleri diyelim buna da. Heyecanlandıkça karıştırıyorum bayağı. Olsun. Yani olabildiğince. Hi, can you hear me? Great. I've been only practicing for 4 days, so please don't expect a lot from me. Bear with me. Awesome. Listening. See you downstairs in a bit. I hit my finger.